Bildiri yayınlaması da aslında Türkiye'nin iradesini de Yani ortaya dört koyuyor. siyasi Dört siyasi partinin parti uzun bir aradan sonra aslında Kudüs konusunda ortak bir tavır sergilemiş oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dört Şimdi partinin aslında ortaklığını. bakın sadece dört partinin ortaklığı değil, şu anda küresel ölçekte Trump'ın aldığı bu Evet, dünya karara tepki gösterdi. tepki gösteriyor ve bunun bölgedeki barışı ve istikrarı dinamitleyeceğini açık bir şekilde ifade ediyor. Yani şunu da düşünmemek elde değil. Uzun süren Trump'ın başkan seçildikten sonra uzun süren sıkıştırılmışlığının böyle bir kararla bir İç kamuoyuna yönelik bir evet mesaj mı yani sadece? Seçim vaadi olmasından hayır kaynaklı. yani orada zaten Trump seçim kampanyası sırasında bunu dile getirmişti. Ve Trump'ın bu kesime yakınlığı da biliniyor. Ama şimdi uzunca bir süreden beri Trump'ın içeride yaşadığı bu sıkışıklığı böylesine çılgın bir kararla aşmak istemesi, bunu dünya kamuoyu görüyor. Bunu Almanya görüyor, bunu Fransa görüyor, bunu Birleşmiş Milletler'e mensup üye ülkeler bunu görüyor. Bunun kabul edilemezliğini ve bir süre sonra ben inanıyorum ki İsrail de bu kararını gözden geçirecektir. Yani her ne kadar bugün Netanyahu yaptığı açıklamada işte görüştükleri ülkelerin büyük elçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları ve kısa sürede bu hazırlıkların başlayacağını söylese de ben bunu pek inandırıcı bulmuyorum. Bunu gözden geçirmezse veya uygulamaya kalkarsa Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini askıya alması veya koparması ile ilgili öngörülen bir Şimdi takvim var her mı? zaman söylediğimiz bir şey var. Türkiye kırmızı çizgisi olarak ifade ettiği konularda her türlü seçeneği masaya koyar ve her türlü seçeneğin masada olduğu bir müzakerede de en doğru kararı alır. Yani dediğim gibi biz burada hiçbir şekilde bölgeyi yangın yerine çevirecek. Yani Hamas'ın açıklaması ortada. Yani cehennemin kapılarını açmak metaforuyla tanımladı Evet. Trump'ın bu kararını. Yani tam bölgede bazı şeyler yerli yerine otururken, tam da işte barış ve istikrara dönük belli işbirlikleri, belli müzakereler, belli kararlar alınırken bir anda yani Suriye'de işte şu anda ciddi anlamda bir çatışmasızlık ve siyasi olarak da bir çözüm gözüküyor. Tam burada bir çözüm oluşturuyoruz derken şimdi Kudüs konusu önümüze büyük bir kriz olarak Amerika tarafından getirildi. ABD ile yaşanan bir diğer gerginlik konusu da aslında YPG'ye sağlanan silah desteği. Yine Sayın Cumhurbaşkanı Salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı bir planı olduğu anlaşılıyor dedi. Bu plan nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen davada bu planın bir parçası mı? Şimdi bizim yani bu konuda biraz açık sözlü olacağım. Şimdi tartışma programlarını izlediğimde televizyonlarda Amerika'nın küresel ölçeğe taşıdığı 17-25 Aralık ve bu Sarraf meselesi sürekli tartışmaların ana gündemini oluşturuyor. Ve biz şunu biliyoruz ki ben yalan söylemeden Amerika